Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde, hamamcının tası yok, hamamın kubbesi yok, içinde bir kadın gördüm, peştemalinin ortası yok. Dedim, işim başımdan aşkın, gezerken şaşkın şaşkın. Dediler, bu gece burada kal, alalım sana bir ahu hilal. Aceleyle ettiler nikah, zülüfleri tel tel, kaşları siyah. Ay ay der yatar, vay vay der kalkar. Böyle cadılar çok evler yıkar. Kaçtım oradan, dedim illallah, başımda külah, kurtardı Allah. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan, bu da mı yalan? Neyse efendim, çıkmış bir masalcı ortaya, en sonunda açmış ağzını, yummuş gözünü. Bir laf etmiş, bir laf etmiş ki, bakalım ne laflar etmiş. Varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir kız varmış. Birbiri arkasından anasıyla babası ölünce kız öksüz kalmış. Kıza miras olarak babası bir ev, anası da bir ayna bırakmış. Gel zaman git zaman kız elindeki birkaç kuruşu bitirmiş. Şimdi ne yapacak? Para kazanıp geçinmek lazım. Ama canı çalışmak istemiyor ki. Kendi kendine, herkes doğru dürüst çalışarak hayatını kazanmıyor ya, ben de çalışmadan, kendimi yormadan geçinmenin yolunu bulurum, demiş. Bu kararı verdikten sonra her gün aynanın karşısına geçerek onunla konuşmaya başlamış. Oturmaya gelen komşular onu hep aynanın karşısında kendi hayaliyle konuşurken bulur, şaşarlarmış. Bir gün komşulardan biri, ayol sen şaşırdın mı kendini? Aynayla ne konuşuyorsun? Bu gidişle aklını kaybedersin, demiş. Kız bir kahkaha atarak demiş ki, aklını kaybeden sensin, görmüyor musun? Ben aynaya konuşma öğretiyorum. Saf kadın kızın bu sözüne inanmış. Onun üzerine, aman ne iyi, benim tavuklarımı da konuşturur musun? Diye sormuş. Kız, fırsat bu fırsattır diye düşünerek, öğretirim ama bana bir çuval badem içiyle bir çuval kuru üzüm getirirsen, onları tavuğuna yedireceğim, konuşmayı çabuk öğrenir, diye karşılık vermiş. Saf kadın evine sevine sevine gitmiş. Eve vardığı zaman kendi kendine, tavuğum konuşmayı öğrendikten sonra artık hiç canım sıkılmaz, akşama kadar onunla konuşur, vakit geçiririm, demiş. Güzelce hazırlandıktan sonra çarşıya gitmiş. Bir araba bulmuş. Yemişçilere uğrayarak bir çuval badem içi, bir çuval da kuru üzüm satın alıp arabaya koydurmuş. Sonra arabayla beraber evine gelip tavuğunu alarak kızın evine gitmiş. Tavukla beraber bir araba yemişin geldiğini pencereden gören kız koşa koşa aşağıya inmiş. Komşusunu güler yüzle karşılamış. Oturup hoş beş etmişler. Kız misafirine kahve pişirmiş. Sonra, tavuğun bir ayda bülbül gibi konuşacak, sen hiç merak etme, bir ay sonra gel tavuğunu al, demiş. Kadın sevine sevine evine dönmüş. Kız o gün tavuğu keserek pişirmiş. Suyuyla da güzel bir çorba yapıp kendisine bir akşam ziyafeti çekmiş. Ertesi günden itibaren karnını badem içi ve kuru üzümle doyurmaya başlayan kız 30 günde 2 çuval yemişi bitirmiş. 31. gün olmuş. Komşu kadın sabahleyin erkenden kızın evine gelmiş. Kapı açıldığı zaman kızın ağlamakta olduğunu görünce şaşırmış. Ne oldu kızım? Ne var böyle ağlıyorsun? Diye sormuşsa da kız cevap vermiyor,
durmadan sesli sesli ağlıyormuş. Kadın ne yaptı ne ettiyse kızı susturamamış. Beklemeye başlamış. Biraz sonra kız sakinleşmiş. O vakit komşu kadın, "Ne oldu yavrum? Bir felaket mi var? Kederine ben de iştirak edeyim." demiş. Kız, "Felakette söz mü? Hem de çok büyük." diye cevap vermiş. Kadın büsbütün merak etmiş. "Canım, söylesene ne var?" diye sormuş. O zaman kız, "Ah, nasıl ağlamayayım? Tavuğunuza konuşmayı öğretmiştim. Bülbül gibi konuşuyordu. Dün akşam yine karşılıklı konuşurken birdenbire çat diye ortasından çatlamaz mı? Ah benim başıma gelenler!" demiş. Saf kadın felaket dediği şeyin tavuğun ölümü olduğunu öğrenince, "İlahi kızım, bende büyük bir felaket var sandımdı. Hiç insan bir tavuk için bu kadar üzülür mü? İnsan bile ölüp gidiyor. Ağlama, sen sağ ol, ne yapalım?" diye karşılık vermiş. Kız kendine geldikten, sakinleştikten sonra komşu kadın evine dönmüş. Yalnız kalınca kız bir kahkaha atarak aynanın karşısına geçmiş. Açlıktan ölecekken tavuk buldun, yedin. Bir ay canını badem içi, kuru üzümle besledin. Şimdi ne yapacaksın? Haydi başının çaresine bak," demiş. Sokağa çıkmış. Hem düşünüyor hem de yürüyormuş. Şehirden çıkarak mezarlığa doğru yürümeye başlamış. Uzakta bir kalabalık görmüş. Yaklaşarak bakmış. Yeni ölmüş bir çocuğu gömüyorlarmış. Bir kenara çekilerek saklanmış. Çocuk gömüldükten sonra kalabalık dağılmış. Mezarcılar da gitmişler. Kız etrafını iyice araştırmış. Kimse olmadığını görünce hemen mezarın yanına giderek eliyle toprakları açmış. Çocuğu alarak eve gitmiş. Ona hemen bir elbise giydirmiş. Kucağına alarak çarşıya çıkmış. Bir kumaş dükkanına girerek çeşitli kumaş kestirmiş. Kumaşlar paket yapıldıktan sonra para vermek için elini cebine atan kız, "Eyvah, para kesem evde kalmış. Çocuğum burada dursun da ben para getireyim. Zaten evim şuracıkta," demiş. Kız çıkıp gitmiş. Dışarıda biraz dolaştıktan sonra geri gelmiş. Evvela çocuğunun yanına yaklaşarak ona şöyle eliyle bir dokunmuş. Arkasından da feryadı basmış. "Eyvahlar olsun, çocuğumu öldürmüşler." Kızın böyle bağırması üzerine dükkancı ile çırağı çocuğun yanına koşmuş. Bakmışlar ki çocuk ölmüş. "Eyvah, şimdi ne yapacağız?" diye korkup dururlarken kız, "Siz benim çocuğumu öldürürsünüz ha? Şimdi ben sizi kadıya haber vereyim de görürsünüz," demiş. Kız hiddetle dışarı çıkarken dükkancı onu kolundan tutarak, "Yalvarırım sana, bizi kadıya haber verme. Olmuş bir şey. Al şu anahtarı. Dükkanım, mallarım hep senin olsun. Biz gidiyoruz," demiş. Adam anahtarı kıza vererek çırağıyla beraber hemen çıkıp gitmiş. Kız orada birini bularak dükkanı mallarıyla beraber satılığa çıkarmış. 50 altına birisine satıp eve dönmüş. Yine aynanın karşısına geçerek, "Sabahleyin karnını doyuracak paran yoktu. Ölü çocuğa elbise giydirerek dükkancıyı korkuttun. Elinden dükkanını alıp sattın. Şimdi 50 altının var, ye yiyebildiğin kadar," demiş. O gece en güzel yemeklerle karnını doyuran kız erkenden yatmış. Sabahleyin yataktan geç kalkmış. Sokak kapısının önünü süpürürken geçenlerden padişahın karısının öldüğünü duymuş. Hemen işi gücü bırakarak saraya gitmiş. Ağlamaya başlamış. "Ah kardeşim, vah kardeşim, senin kardeşim olduğunu herkesten sakladılar. En sonunda kara toprağa düştün. Başıma bu da mı gelecekti?" Kız hem böyle söylüyor hem de hüngür hüngür ağlıyormuş. Saray adamları gidip padişaha haber vermişler. Padişah karısının meydana çıkan bu kardeşini merak etmiş. Yanına gelip bakmış ki saçını başını yola yola ağlıyor. Şimdiye kadar onu tanımadığına üzülmüş. Adamlarına emir vererek ona bir oda hazırlatmış. Hamamda yıkanmasını, güzel elbiseler giydirilip yemek yedirilmesini, bundan sonra da hep özel odasında kalacağını bildirmiş. Saray adamları padişahın emirlerini hemen yerine getirmişler. Kız odasına yerleşmiş. O gece herkes yattıktan sonra kız
beyaz yatak çarşafına sarılarak odasından yavaşça çıkmış. Patırdı etmeden yürüyerek padişahın oda kapısına gelmiş. Tık tık kapıyı çalmış. Korkan padişah yatağından seslenmiş. Kim o? Kız sesini değiştirerek, ben senin ölen karınım. Benim yerime kardeşimle evleneceksin. Evlenmezsen seni öldürürüm, demiş. Karısının mezardan çıkıp da kapısına kadar geldiğini zanneden padişahın korkudan ödü patlamış. Ona cevap veremediği gibi kimseye de seslenememiş. Yorganın içine iyice saklanarak büzülmüş. Kız yine geldiği gibi yavaşça odasına gitmiş, yatmış. Bir gün böyle, iki gün böyle padişahın korkusu artıyormuş. Üçüncü günü sabahleyin padişah annesini çağırtmış. Demiş ki, anne, başıma gelenleri bilmiyorsun. Ölen karım 3 gecedir mezardan çıkıp oda kapıma geliyor. Benim yerime kardeşimle evlenmezsen seni öldürürüm diyor. Ne yapacağız? Padişahın sözleri annesini de korkutmuş. Kadın hemen, oğlum, madem ki karın öyle istiyor öyle yaparız. Zaten kız da güzel, akçapakça bir şey, yabancı da değil, demiş. Annesinin bu sözü üzerine padişah, madem öyledir, sen yarın kızla konuş, bakalım benimle evlenmeye razı olacak mı? Demiş. Kadın, hay hay oğlum, diyerek çıkıp gitmiş. Ertesi gün padişahın annesi kızın odasına giderek padişahın kendisiyle evlenmek istediğini söylemiş. Fikrini sormuş. Kız birdenbire ağlamaya başlamış. Hem ağlıyor hem de, ben ölen kardeşimin acısıyla yanıyorum. Padişah evlenmeyi düşünüyor. Daha kardeşimin acısı unutulmadı bile, demiş. Neyse, şöyle olur, böyle olur diye padişahın annesi kızın gönlünü etmiş. Güzel bir düğün yapmışlar. Padişah ile kız evlenmiş. Düğünden birkaç gün sonra yine aynanın karşısına geçmiş. Birkaç hafta evvel kimsesiz, fakir bir kızdın. Bugün bir padişah karısı, bir sultansın. Ama şu koca karıyı da yok etmen lazım. Daha işin bitmedi, demiş. Ayna karşısında süslenmiş. Aşağıya yemeğe inmiş. Ertesi sabah kız odasında yalnız otururken padişahın annesi içeri girmiş. Kız hemen ayağa kalkıp ona doğru giderek, ah anneciğim, ben seni çok seviyorum. Şu dilini uzat da öpeyim, demiş. Gelinin sözlerine pek sevinen kadın öpsün diye ona dilini uzatınca kız hart diye kadının dilini ısırıp koparmaz mı? Padişahın annesi dilinin acısından düşüp bayılmış. Kız koşup uşakları çağırmış. Kadını kaldırıp odasına götürmüşler. Fakat hekim gelinceye kadar ihtiyar kadın acıya dayanamayıp ölmüş. Padişah annesinin ölümüne çok üzülmüş. Büyük sultanın ölümüne sarayda herkes keder etmiş. Kız da üzüntülü görünmeye çalışmış. 2 gün sonra sabahleyin erkenden uyanan kız padişahın uyuduğunu zannederek aynanın karşısına geçmiş. Konuşmaya başlamış. Karının kardeşiyim diye padişahı kandırıp saraya girdin, yerleştin. 3 gece padişahın oda kapısına gelerek kardeşimi alırsan alırsın, almazsan seni öldürürüm dedin. Padişahı korkutup onunla evlendin. Ondan sonra da koca karının canını cehenneme yolladın. Herkes onun hastalanarak öldüğünü sandı. Şimdi bir sarayın sultanısın, yaşamana bak, demiş. Kız sözünü bitirir bitirmez padişahın birdenbire yataktan fırlayıp üzerine doğru geldiğini görmüş. Meğer padişah kulak kesilerek kızın bütün sözlerini dinlemiş. Onu hemen kolundan yakaladığı gibi aşağıya indirip cellatların önüne atmış. Kız cellatların yanında padişaha yaptığı diğer fenalıkları da anlatmış. Padişah cellatlara, vurun bunun başını, diye emretmiş. Çıkıp gitmiş. Kız kafasının kesileceğini öğrenince cellatların ayaklarına kapanarak yalvarmaya başlamış. Cellatlar buna acımışlar. Kafasını kesmekten vazgeçip onu saçlarından 40 katırın kuyruğuna bağlayarak dağlara sürmüşler. Kız dağlarda sürüne sürüne kayalara çarpa çarpa parçalanmış. Ne demişler? Etme bulma dünyası. Kul kurar, kader gülermiş. Her masalın sonu mutlu bitmezmiş.
kızla yaptığı fenalıkların cezasını çekmiş, ettiğini bulmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.